Yüzünüze baktığınızda en fazla göz gözaltınızdaki kırışıklıklar ve morluklardan şikayetçiyseniz, cildiniz solgun görünüyorsa hadi harika bir tarif izliyorsunuz. Maydanoz. Bir avuç maydanozu aldım, yıkıyorum. Bu arada neden maydanoz kullanıyoruz? Çünkü antibakteriyel ve antimantar özelliğinden dolayı ciltte meydana gelen rahatsızlıkları, akne, sivilce gibi cilt problemlerini ortadan kaldırıyor. İçeriğinde çinko var. Bu yüzden de cildimiz çok güzel iyileştiriyor. A vitamininden dolayı elastikiyet artırarak cildimizin daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. K vitamini var. Göz altındaki kırışıklıkları ve morlukları gideriyor. Ve limon aldım arkadaşlar. Maydanoz yıkadım. Bir kenara aldım. Ve bir limonu iyice yıkıyorum limonun suyunu kullanmayacağım. O yüzden kabuğunu çok iyi bir şekilde yıkıyorum, kuruluyorum. Çünkü ben limonun kabuğunu kullanacağım. Limonun kabuğunda yüksek oranda C vitamini var. Ben hücrelerimi yenilemek, cildimin daha aydınlık görünmesini sağlamak istiyorum. O yüzden bir tane limonun kabuğunu bu şekilde alıyorum. O beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin. Bakın bu kadar limon kabuğu bizim için yeterli. Şimdi bir demliğin içerisine bu limon kabuklarını da ilave ediyorum. Macunuzun üzerine limon kabukları da gitti. Bir kenara aldım. Şimdi diğer ürün. Zerdeçal. Özellikle cilt aydınlatmada. Leke gidermede. En güzel ürünlerden birisidir zerdeçal. Var ise bu tarifte böyle taze bir zerdeçal kullanabilirsiniz. Yok ise toz zerdeçal da işinizi görecektir arkadaşlar. Küçük bir parça zerdeçalı kabuklarını soydum ve böyle ufak ufak doğruyorum doğrama işlemini yaparken evinizde dilerseniz bir eldiven giyebilirsiniz hafif sarılık bırakacaktır ancak bu sarılıktan da kurtulmanın en basit yöntemi pamuk süt uygulamasıdır bakın ürünler bu kadar ben son olarak bir de nane eklemek istiyorum Eğer varsa nane de ekleyin gerçekten çok tazeliyor kırışıklıkları ve lekeleri gidermede çok güzel etkileri var üzerine sıcak kaynamış su ilave ediyorum. Bir bardak ölçüsünde kaynamış suyu bu güzel ürünlerin üzerine ekledim. Kapağını kapattım ve demlemeye bırakıyorum. Iladıktan sonra yani yaklaşık 15 dakika sonra bunu süzüyorum. İşte bu su inanılmaz lekesiliyor cilt rengini çok güzel açıyor gözenekleri temizliyor arkadaşlar bir pamuk yardımıyla bu suyu çok harika bir tonik olarak kullanabilirsiniz yapacağınız maskeler öncesinde uygulayacağınız kremler öncesinde bu tonikle cildinizi çok güzel temizleyebilir, aydınlatabilirsiniz. 10 dakika cildinizde kalmasını sağlayın. Sonrasında yıkayabilirsiniz. Anında aydınlatıyor, mis gibi kokuyor. Çok iyi ferahlatıyor arkadaşlar ve günlerce muhafaza edebiliyoruz. Bunu bir kenara aldım. Şimdi kalanıyla da müthiş kremimi yapacağım. 2 yemek kaşığı ölçüsünde bir kabın içerisine alıyorum bu maydanozlu, naneli, zerdeçallı, limon kabuklu güzel sudan. Ve üzerine aloe vera jel geldi. Dilerseniz böyle bitkiden çıkartın. Dilerseniz de hazır jellerden kullanabilirsiniz. Yemek kaşığı ölçüsü kullanıyorum şu anda eklediğim suyla aynı ölçüde de aloe vera jelinden ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı aloe vera jelini bu harika, faydalı, şifa dolu suyla birleştirdim. Homojen bir kıvam alması için çok iyi çırpacağız. Çırpma aşamasında pes etmek yok. Birkaç küçük ekleme daha yapalım. Eğer varsa bir de gliserin ekleyin arkadaşlar. Cildinize gerekli nemi verirken leke ile mücadele etmede en güzel ürünlerden biri gliserin. Yarım tatlı kaşığı gliserin ilave ederseniz etki çok daha fazla olur. Eczanelerden, aktarlardan, online satış yapan sitelerden temin edebilirsiniz. Ve nar çekirdeği ya. Göz altında kullanacağız ya biz bu kremi özellikle. O yüzden nar çekirdeği ya göz altına kullanabileceğiniz en etkili, en güzel yağlardan birisi. Bir çay kaşığı dolusu nar çekirdeği yağ ekleyebilirsiniz. Yoksa sızma zeytinyağı olabilir. Üzüm çekirdeği yağı olabilir. Veya kantoron yağı olabilir. Nar çekirdeğinin yerine kullanabileceğiniz yağlar da bunlar. Bakın şimdi karışım biraz sıvı geliyor gözünüze. Evet ama başka hiçbir şey eklemeden bunu karıştırdıkça ne kadar güzel bir krem haline geldiğini siz de göreceksiniz. Hadi hep birlikte izlemeye devam. Bu kremi yatmadan önce her akşam temiz cildinize uygular masajınızı yaparsanız sabah uyandığınızda çok daha aydınlık, kırışıklıkların olmadığı, o karanlık, kötü görüntünün gittiği güzel göz altlarına kavuşursunuz. Sadece göz altlarına kullanmak zorunda değilsiniz. Bu güzel maydanozlu kremi tüm yüzünüze, tüm cildinize kullanabilirsiniz. Cildinizi kurutmadan, aydınlatan, nem veren ama lekeleri de söküp atan çok güzel bir krem yaptık. Böyle doğal ürünleri birleştirdik. Kendi harika morluk giderici, kırışıklık önleyici anti-aging kremimizi elde etmiş olduk. Bakın, karıştırdıkça nasıl çok güzel bir krem haline gelmedi mi? İşte bu kadar. Pes etmeyin. Karıştırmayı çok iyi yapın ve bunu bitmiş boş bir krem kabının içerisine dökün arkadaşlar cam olursa muhafaza süresi daha uzun olur 2 hafta buzdolabında ağzı kapalı olarak saklayabilirsiniz hemen şöyle ellerime bir parça sürüyorum böyle bir güzel de emiyor cilde çok güzel bir geçiş yapıyor çok yağlandırmadan çok kurutmadan o yüzden tüm cilt tiplerinin kullanabileceği çok güzel bir krem ve cilt temizleyici tonik yaptık bakın her iki elime de sürüyorum anında ferahlığı tazeliği bu şekilde hissediyorum Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiğinizde arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın bakın kapağını kapatıyorum bunu buzdolabında iki hafta muhafaza ediyorum bol bol sürün arkadaşlar düzenli uygulamada çok etkili gözle görülebilir sonuçlar elde edebilirsiniz. Sizde göz altında problemler, kırışıklıklar, morluklar varsa lütfen ilk fırsatta bu tarifi deneyin. Birincisi tonik, ikincisi de maydanozlu kremdi. Ben bunu hemen yüzüme uygulayayım. Önce tonikle cildimi bir güzel sürüyor, siliyorum, temizliyorum. Sonra 10 dakika bekliyorum ve yüzümü yıkıyorum. Şimdi geldi göz altımıza yapacağımız o güzel kremle uygulama aşamasına. Dilerseniz bu e, temizleyici tonikle pamuk petlerini birleştirip böyle göz altlarınıza yerleştirin, 10 dakika bekletin, sonrasında o maydanozlu kremimizi yapıp masajınızı yapın. Her akşam yatmadan önce uygulayın ve çok daha aydınlık güzel bir cilde geçiş yapın. Umarım kullanır ve fayda görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hello, my dear friends. If you want to get rid of under eye wrinkles, puffy eyes, and dark circles, you can do this two perfect remedies. First one is the tonic that you can get rid of five spots and blemishes. And the other one was the cream, under eye cream. Hope you like it. Bye bye.